Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Sayın Türker Arslan benim için çok önemli bir insandı. Hiç unutmuyorum, Okan Üniversitesi yılın en iyi Radyo Spor programı ödülünü bana verdiğinde bundan birkaç yıl önce kendisi de orada bulunuyordu. Ben ödülü aldıktan sonra kürsüde bir konuşma yaptım ve indiğimde bana ilk sarılan kişi Sayın Türker Arslan'dı. Hem de çok içten, candan bir biçimde sarılmıştı. Benimle gurur duyduğunu ifade eden bir görüntü vardı o anda. Yüzünde böyle bir ifade vardı ve beni çok mutlu etmişti gerçekten. Unutamayacağım anılardan bir tanesi. Sayın Türker Arslan bir Galatasaraylı, Galatasaray Divan Kurulu üyesi, Divan Kurulu Başkanlığı yaptı. Aynı zamanda çok önemli bir hukukçu. Ülkemizi Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde başarıyla temsil etti kas hakemi olarak ve spor hukuku alanında da önemli işler yapmıştı. Tahkim Kurulu Başkanlığı da yaptı biliyorsunuz ve ne zaman arzu etsem, ne zaman talep etsem hiç kırmadı beni ve Radyo Spor'daki programlarıma katıldı, bilgisini paylaştı. Çok büyük emeği vardır programlarımız üzerinde. Onu saygıyla anıyorum. Hayatını kaybetti önceki gün. Çok üzgünüz. Bu pandemi süreci pek çok kayba neden oldu. İnsanların psikolojisi bozuldu. Umarım kısa sürede bütün dünya olarak bu salgından kurtuluruz ve rahata kavuşuruz. Ali Uras, Galatasaray'ın çok önemli bir ismi, eski başkan. Galatasaray yönetimi bugün yaptığı bir açıklamayla, yazılı bir açıklamayla 9. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz dedi Ali Uras'ı. Ali Uras çok önemli bir başkanlık örneği verdi. Elbette ki ben o dönemleri görmedim ama dinlediklerim, duyduklarım ve okuduklarım bana bunu gösteriyor. Kendisini saygıyla anıyoruz. Işın Çelebi, Galatasaray'ın eski 2. başkanı, biliyorsunuz Adnan Polat başkanlığındaki yönetimde yer almıştı. Siyasette de çok yakından ilgilendi. 3 dönem milletvekilliği yaptı. Ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptı ve Türk Telekom Arena'nın, Aslantepe'nin yapımında da büyük emeği vardı. Işın Çelebi aday olacak mı seçimde? Bu konuda ben adaylık konusunda kesin kararını vermediği şeklinde bir izlenime sahiptim ama Radyo Spor'da canlı yayın konuğum oldu bugün programın final aşamasında, son aşamasında ve net bir biçimde adayım dedi. Tabii o da diğer adaylar gibi 29 Mayıs'ta seçim yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bu belirsizliğin yarattığı problemleri yaşıyor. Çünkü adaylar her şeyden önce genel kurul listesini görmek istiyorlar. Yönetimin sunmakla mükellef olduğu, sunmakla düzelterek söylüyorum, zorunlu olduğu, sunmaya zorunlu olduğu bir takım verileri adaylar bilmek zorunda. Bunlar hala ortaya çıkmış değil. Üstelik Sayın Başkan Mustafa Cengiz de Perşembe günü yapacağı toplantıyı ertelediğini açıkladı. Bu toplantıyla aslında her şeyin netleşebileceği yönünde bir beklenti vardı Galatasaray'da. Şimdi bu toplantıyı Mustafa Cengiz niçin iptal etti? Bununla ilgili edindiğim bilgiyi sizlerle paylaşacağım ama Işın Çelebi ne söylüyor? Bunu da anlatayım. Işın Çelebi bir kere Cuma günü son gün, eğer 29 Mayıs'ta Galatasaray belirlendiği gibi, kararlaştırıldığı gibi seçimini yapacaksa Cuma günü bütün adaylar 100 ıslak imzaya adaylıklarının geçerli olabilmesi için ve yönetim kurulu listesini en geç Cuma günü mesai saati bitimine kadar divan kuruluna vermek zorunda. Bu konuda problem yaşıyor musunuz diye sordum Işın Çelebi'ye. Hayır, yaşamıyorum. 100 ıslak imza da hazır, yönetim kurulu listem de hazır dedi. Ben de dedim ki kim var yönetim kurulu listenizde? Bunu söylemek doğru olmaz. Cuma günü görecekler dedi. Yani bu kendinden emin olduğu adaylık konusunda kesin kararını verdiğini gösteriyor bize. Ama elbette ki bunları hazırlayabilmek kolay değil. Ve iddialı konuştu. Dedi ki ben kaybedeceğim seçime girmem. Kazanacağımı kestirdiğim anda seçime girerim. Dolayısıyla kazanacağıma inanıyorum. Çünkü Galatasaray camiası bana baskı yaptı aday olmam konusunda dedi. Bunlar iddialı açıklama. İddialı olmak da güzel. Hayatın her alanında iddialı olmanın doğru olduğunu tercih ediyorum ve iddialı insanları takdir ediyorum. Ama iddialı tavrı anlamlı kılabilmenin en iyi yolu uzun vadeli ve disiplinli çalışabilmek. Burak Elmas çok uzun süredir çalışıyor. Metin Öztürk de öyle. İşte Fahmi Amcaoğlu'nun adaylık düşüncesi vardı ama çalışmaları yeni başladı. Sayın Işın Çelebi'nin de adaylık düşüncesi vardı ama son dakikada bence bir hazırlık yapma gayreti içerisinde bu hazırlıkları da Cuma'ya kadar yetiştirmek zorunda. Bakalım yetiştirebilecek mi? Elbette seçimi kimin kazanacağını kestirebilmek şu an itibariyle zor. Genel kurul yapısı çok farklı. Galatasaray'da bir anda oy kullanacak genel kurul üyeleri, Galatasaraylar fikirlerini değiştirebiliyorlar. Yani oy kullanacağı salonda başka, bahçeye çıktıktan sonra başka düşünenler de var. Bunu gözlemledik yıllarca. Somut verileri aktararak da bu düşüncemi daha somut hale getirmiştim daha önceki videolarımda. Tekrar bu konuya girmeyeceğim. Kimin kazanacağını göreceğiz. Ben Galatasaray'ı sürekli ve uzun vadeli sportif başarıya götürecek adayın kazanmasını istiyorum bu seçimde. Ve 29 Mayıs'ta seçimin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Mustafa Cengiz bence Perşembe günü bir açıklama yaparak pandemiden dolayı, işte ülkemizde koronavirüsün seyrinin ne olacağının belli olmamasından dolayı bu seçimi tehir etmek konusunda, bu seçimi ötelemek konusunda düşüncesini kamuoyuyla paylaşacaktı. Benim edindiğim bilgi bu yönde. ve dernekler yasasına göre eğer mücbir sebeple, yani zorlayıcı sebeplerle bir genel kurul erteleniyorsa halihazırda yönetimde bulunan yönetim kurulu başkanı ve yöneticiler bir sene daha yönetimde kalabiliyorlar. Böyle bir iddia var gündemde. Buna istinaden seçimi erteleyeceğini duyurmayı planlamıştı Mustafa Cengiz. Ancak bunu yapmasının doğru olmadığını, bunun Galatasaray'da bir infiale neden olacağını da anladı. Bu bilgiyi edindim. Neden? Çünkü 29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda. UEFA bugün açıkladı. 4.000 seyirci getirecek finalist takımlar. Ayrıca fetih kutlamaları var. Ayrıca diğer kulüplerin kongreleri de bir hafta arayla yapılabilir. Onlar da yapacaklar. Genel kurul yapan dernekler var vesaire vesaire. 17 Mayıs'tan sonra zaten kapanma ortadan kalkacağı için 29 Mayıs'ta seçimin yapılması yönünde bir engel yok. Üstelik seçimin yapılması için de çok fazla örnek var. Bu örnekler karşısında, bu engelsizlik karşısında Sayın Mustafa Cengiz'in çıkıp seçim yapamayız, işte mücbir sebep var, pandemi engelliyor vesaire vesaire, bahçeyi de kullanamayız şeklinde gerekçeler sunması Galatasaraylıları bir hayli kızdıracaktı. Kızmanın da ötesinde infial yaratacaktı. Bunu göze alamadığı için bence basın toplantısını erteledi ve aday olmak istiyor. Bir şekilde bu koltukta kalmak istiyor Sayın Mustafa Cengiz ve çok etkili bir konuşma yapmak için birazcık daha hazırlanması gerekiyor. Bunun için de zaman kazanmış oldu. Yani Perşembe günü yapacağı, yarın yapacağı toplantıyı ertelemesinin sebebi bu Mustafa Cengiz. Bu nedenlerle toplantıyı erteledi. Ben de bu bilgiyi net bir biçimde öğrendiğim için sizlerle paylaşmak istedim. Bir kez daha söylüyorum, Galatasaray'da seçimde ne olacağı belli değil ama ben uzun vadeli çalışma yapan ve Galatasaray'a gerçekten somut projeler sunan, başta futbol olmak üzere bütün branşlar, finansman, yatırımlar, gayrimenkuller, bunlarla ilgili ikna edici çözümler sunan adayın bu kez kazanacağı kanaatindeyim. Çünkü Galatasaray'ın bir yaz, bir sezon daha kaybetme şansı yok. İşler çok kötü gidiyor. Bu yaz transfer dönemi çok iyi değerlendirilmeli. Üstelik Galatasaray seçim yapmazsa ya da seçimde doğru kararlar verilip gerçekten problemleri çözecek yönetim ortaya çıkmazsa çok büyük bir kaos yaşanacak. Bu da gün gibi ortada. Beşiktaş'ta N'Koudou ve Gökhan Töre Galatasaray derbisinde forma giyecek. Bunu öğrendim. Ancak Aboubakar'ın oynama ihtimali bulunmuyor. Çok düşük ama Aboubakar oynayamayacak. Maç kadrosunda da olmayacak bence. Yedlin antrenmanlarda iyi bir performans sergiliyormuş. Biliyorsunuz ayağında bir kırık meydana gelmiş Karagümrük maçında. Yedlin'in oynama ihtimali var mı? Ben Fatih Hoca'nın Yedlin'i kesin olarak sağ bekte oynatır, Şener'i keser mi? Uzun süredir Şener oynuyor 11'de. Yedlin mi olur Şener'i keserse? Bunu bilmiyorum ama Şener'in yedek kulübesinde oturacağını düşünüyorum. Martin Linnes de oynayabilir. Onun da antrenman performansına bağlı bir biçimde bu düşünce ortaya çıkabilir. Çünkü takipçilerim sürekli bunu soruyorlar. Yedlin oynar mı? Hatta sol beke Martin Linnes geçebilir mi? Çünkü sol bekte de istikrar sağlayamıyor. Galatasaray, Ömer Bayram, Saracçı, bunlar Galatasaray'ı taşıyabilecek nitelikte bir savunma performansı gösteremiyorlar. O yüzden ben kadroyu büyük ölçüde koruyacağını düşünüyorum Fatih Hoca'nın ama savunmanın sağına ve soluna farklı isimleri koyabileceğini de tahmin ediyorum. Emre Akbaba ile sözleşme uzatılacak. Emre Akbaba bir kere Galatasaraylı, yani bundan sonraki süreçte büyük transfer harcamaları yapamayacağınıza göre Emre Akbaba gibi kulüple özdeşleşen, yani kulüp kimliğini tanıyan ve benimseyen oyuncuların olması önemli. Üstelik Emre Akbaba'ya Galatasaray önemli bir yatırım yaptı. 4 milyon euronun üzerinde para ödedi Alanya'ya. Dolayısıyla onun sözleşmesini uzatması Emre Akbaba'nın olası bir sonraki transferinde Galatasaray'ın elini güçlendirecektir. Sadece manevi değil, madden de bu sözleşmenin seçim gelmeden yapılmasında bence bir mahsur yok. Aytaç Kara seçimden bağımsız bir biçimde dünkü videomda söylediğim gibi Galatasaray'ın halihazırda transfer edeceği bir oyuncu. Halil Dervişoğlu önemli bir futbolcu. Muzaffer Dervişoğlu onun babası ve Muzaffer Dervişoğlu oğlunun iradesinin Galatasaray'da kalmak yönünde olduğunu söyledi. Bence 29 Mayıs beklenmeden, seçim beklenmeden halledilmesi gereken işlerden bir tanesi de bir şekilde Halil Dervişoğlu'nun bütün haklarının alınması ya da en azından bir sezon daha kiralanması yönünde, kulübüyle anlaşma sağlanması yönünde. Çünkü Fenerbahçe'nin de devreye girdiği ya da girebileceği yönündeki iddiaların doğru olduğunu öğrendim. Ama babası Muzaffer Dervişoğlu, oğlu Halil'in Galatasaray'da oynamak istediğini, yerinin Galatasaray olduğunu söylüyor. Bu irade de önemli ama ben Galatasaray'ın yönetimlerden bağımsız ve teknik heyetlerden bağımsız bir biçimde bir kurum işleyişi içerisinde bu işi bir an önce halletmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kurumlarda işleyiş devam eder. yapılması gerekenler yapılır. Yönetim değişse bile. Yönetim, başkan, teknik direktör kim olursa olsun kurumun devamlılığı esastır. O bakımdan bu devamlılık doğrultusunda tezelden yapılması gereken şeylerden bir tanesi de Halil'le ilgili bir anlaşma yapmak. Halil Dervişoğlu'nu tekrar Galatasaray'a kazandırmak. Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Şu ana kadar sözleşme yenilemedi ve 3 hafta kaldı sezonun bitimine, ayrılacak ama Fenerbahçe'ye gitmeyeceği yönünde benim düşüncem. Real Betis onu çok istiyor. İtalya'dan da Udinese başta olmak üzere birkaç tane talibi varmış. Bence İspanya'ya gidecek Dorukhan Toköz. Dorukhan da önemli bir futbolcu. Sağ bekte oynattılar. Gayet başarılıydı. Bu sene gerçi bulduğu şansları %100 onu gerçek seviyesinde değerlendiremedi belki ama bence iyi bir futbolcu. İspanya'da ya da İtalya'da kendini yeniden bulacaktır. Lemina, Galatasaray'ın eski futbolcusu, yurttaşı bu Penza'nın Galatasaray'da oynaması gerektiğini söylemiş. Buna benzer haberler var. Bu Penza iyi bir oyuncu. Yani tipik bir forvet değil ama gol oranı çok yüksek. Şu anda gol kralı, 21 gol bildiğim kadarıyla ve gol krallığına gidiyor. Son 3 haftada en avantajlı oyuncu ve kanatta da oynayabiliyor. Adam eksiltme özelliği, kolay çalım atabiliyor. Bilekleri yumuşak, oyun zekasında iyi olduğunu düşünüyoruz ama büyük takımda aynı performans sergiler mi? Bundan emin değilim. İstikrarlı olup olamayacağı konusunda gelişmelere bakmak gerekiyor. Yani birazcık daha iyi etüt etmek lazım. Üstelik Galatasaray'da biliyorsunuz seçim olduktan sonra buna benzer transfer yatırımları yapılabilir. Çünkü bu Penza'nın bütün haklarının verilmesi karşılığında Hatayspor'un istediği ücretin 10 milyon euroya çıktığını biliyoruz. Onursal Başkan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bunu programımızda defalarca açıklamıştı. O bakımdan bu Penza konusunda, bu Penza'nın Galatasaray'a gelebileceği, Lemina'nın bu konuda oyuncuya telkinde bulunduğu haberleri doğrultusunda çok fazla umutlanmamak gerektiği kanaatindeyim. Ama somut bir bilgi edinirsem bunu sizlerle muhakkak paylaşırım. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.